Yepyeni bir Canavar Hareketler bölümünden herkese merhaba. Ekim ayının ilk programında da birbirinden canavar hareketlerle karşınızdayız. Şimdi isterseniz gelin bu videolara birlikte bakalım. Evet arkadaşlar, bu haftaki görüntülere Metro ile başlıyoruz. Metro Last Light Redux versiyonundayız. Ne olmuş burada böyle? Zaman donmuş. Zaman durmuş gibi. Son X-Men filmini izleyenler bilir, orada böyle zaman durduran bir çocuk falan vardı. Biraz ona benzemiş. Ya yayından önce Gökhan Quantum Break diyordu. Quantum Break dediğin bu muydu yoksa? Evet arkadaşlar, sizleri kandırdık. Aslında BSC özel Quantum Break oynanış videosuyla karşınızdayız. Evet, Xbox One'a özel oyun ilk 15 dakikasıyla karşınızda. Zamanı durdururken bu arada başka bir şeye geçtik. Oyunumuza geçtik. Wolfenstein var karşımızda. Wolfenstein The New Order. Bu yılın sürpriz yapımlarından birisiydi ama... Bu amca da sürpriz zaten. Bu yılın sürpriz amcalarından bir tanesi olmuş. Ya böyle bir pandomim yaparlar, bilir misiniz? Öyle de bir pandomim şey yapan da görmedim. Orada olmayan bir şey varmış gibi göstermeye çalışır. Amca arabadan düşmüş ama kendini hala arabada zannediyor. Hemen arkasından Battlefield 3'teyiz. Şimdi burada arkadaş headshot verecek. Şuna. Ona mı? Araya kaynak yaban oldu yalnız bak, gördünüz mü? Hepimiz hasta bir kadın var ya, onu öldürmeyin. Beni al dedi oradan. Öndeki öldü değil mi orada? Evet. Hemen arkasında ise yine aynı oyuncudan başka bir Battlefield görüntüsü daha var. Bu sefer ölmüş takım arkadaşı var yanında. Kenara atmışlar cesedini. Eli havada. O duruşu kaldı. Falan böyle bir... Sanki olur ya böyle Elvis falan böyle. Tam böyle dans. Bir heykel var ya, heykeller olur. Gökhan, senin bizim Harlem Shake videosundaki oynayışın eli kaldırmış yani. Bazuka falan geliyor yalnız bir de kafasına. Öldü mü ölmedi mi diye emin olmamış herhalde düşman. Atış etmeye devam ediyor aralıkta. Arkasından ise FIFA 15'teyiz. Ultimate Team. Evet Ersin. Evet, Ultimate Team modundayız arkadaşlar. Yani burada kafalardan direkt kaleci de içeri girdi. Şeye benzemiş bu ya. Fenerbahçe Galatasaray maçı vardı. Hakan Şükür'ün götüne çarpıyordu top. Böyle içeri giriyordu. Biraz ona benzemiş. Ama tabii kalecinin de böyle kafayla birlikte içeri girmesi. Yalnız oyuncu da ölümüne giriyor yalnız. Şöyle bir şey var. Niye ölümüne giriyor biliyor musun? Dikkat ederseniz bir önceki bölümde şut çekiyorlar, onun sırtına çarpıyor. Evet, eğer şut çekip de engel... Faul olması lazım aslında, kaleciye doğru uçmuş yani. Eğer de engel olmasaydı gol olacaktı diye üzerine çullanıyor. Vietnam mı ya? Evet, buradan Talha ile benim favori oyunlarımdan birisine geçiyorum. Aman Bad Company 2 Vietnam haritası olması lazım. Daha doğrusu Vietnam ek paketi olması lazım. Arkadaşımız, hala oyuncu var mı ya Vietnam'da, ben geri döneyim bari Bad Company 2. Heyecan yaptım bak burada görüp de. Var, ağaçlar falan yıkılıyor. Evet, Bad Company'de arkadaşlar oyuncu uzaktaki bir bottaki bota düşmanları takmış. Vuruyor. Yalnız bazen güzel atışlar yapıyor, bazen de kaçırıyor. Ama uzak mesafeli seri atışlar yaptığını da görüyoruz. Kesinlikle gerçekten bu harita şey ya, hani yanıyordu ya yukarıdan napalm atıyorlardı falan. O harita tam şey yalnız ya arkadaş, camper yani yapmış oraya, geleni indiriyor aşağıya. En sevmediğim oyuncu tipi diyeceğim ama camper'ın da hakkını vermiş şimdi. Evet vermiş. Evet, bu atışla beraber. Bayağı bir mesafeden. Eskiden 50-50 veriyorlarmış ha, şimdi yalnız, 100-100 veriyorlar killin yenemiyorsun. Sonradan da adamın yerini fark ediyorlar, üstüne bombalar yağmaya başlıyor tabii. Heyecan yapıp denize falan atlıyor. Evet arkadaşlar, hemen arkasından PES'teyiz, PES 2013 ve mükemmel bir şey şutumuz var. Ne, Tashibana kardeşler miydi? Tsubasa da vardı ya, iki kardeş böyle beraber rövaşata falan vuruyorlar. Aynen öyle, havaya kalkmışlar. Yalnız pozisyonun öncesinde de gene bir şey var, topu içeri koyuş şeyi de güzel atma ama burada da... Yalnız acayip senkronlar ya. Bayağı evet. Profesyonel bir iş çıkarmışlar yani. Bunlar ikiz yani. Kardeşler ya. Aynı Ersin'in dediği gibi. Tsubasa'daki evet, ikiz kardeşler. Evet, Tsubasa'daki unut. Gerçi birisi... Şey, siyahi futbolcu bir olabilir. Belki annesi zengin. Biri, beyaz biri şey. Olabilir. Farklı babalar karşılığı. Çift yumurta değil de... Çift yumurta ikizi. Evet, ikizisi olabilir. Çift değil, o bildiği 24'lük yumurta paketi çıksan yine öyle bir zenci bir şey. Beyaz kardeş olmasa. Ve şimdi de Black Ops 2'deyiz. Bu sefer yukarıdan care package düşüyor. Adam diyor ki bu care package'i çağıran adam burada yatmıştır, alıyordur onu.
rastgele bir atış yapıyor ve vuruyor. Aa, tebrik ederim işte 10. zekası. 6. hissi kuvvetli bir arkadaş. I see dead people. Evet. O değil de yani sniper'ın elmaslarla kaplı olmasına ne diyeceksiniz? O adam... Para var, huzur var. Call of'ta da böyle bir şey var ya şimdi. İşin artık en uç noktalarına ulaştığında böyle. Bu rapçilerin şeyler olur ya klipleri. Her yerde böyle parıltılı elmaslar ve altınlar. Bunları açması kolay değil yalnız. Yani saatlerce uğraşman gerekiyor falan. Adam bayağı yalnız adam yani şimdi vuruşlara bakarsak profesyonel puanlar toplamış da böyle. Ya seninle kapışır ha götürdüm. Silahları şey yapmış. O ne oldu öyle? Burada yani olan şey, olayı atlıyoruz tabii ki. Şimdi düşman oyuncusu var iki tane. Bir tanesi C4 çıkartıp atmaya çalışırken bizim elemanımız ateş ediyor. C4 üçlerinde patlıyor. Tam elinde patlıyor dedikleri şey bu yani. Tebrik etmek. Bunlar da senkron yalnız görüyor musun? Bunlarda da var bir kardeşlik. Yine yani buradan FIFA'ya geldik arkadaşlar. Şöyle içeri ve doğru. FIFA bitti. Şimdi FIFA'dan sonraki oyun. Yalnız pozisyona baktığımızda tabii bu pozisyondaki ilginçlik hani kalecinin degajına direkt olarak ulan sen misin gönderen deyip böyle. Ulan çok da iyi geldi karikatür var ya böyle gelişine vuruyor geri. Sanki el bombası hani, atmış evet. Da patlamadan G tuşuna evet. Basıp geri gönderiyor. Evet. Yani. Daha şey gibi geldi ya sanki bir geriye almışlar gibi geldi öyle değil mi? Ben mevzuyu anlayamadım. Yok şimdi kaleci degajlıyor degajlar degajlamaz. Topuk vuruyor. Adam gelişine tekrar geri gönderiyor. Voleyi gönderiyor aynen. Evet bir sonraki görüntümüz War Thunder'dan arkadaşlar. Müthiş bir it dalaşı sahnesiyle karşı karşıyayız. Aslında arkadaşımız bir uçağı takip ediyor ama o sırada araya başka uçaklar da giriyor. Araya giren uçakları da temizledikten sonra ana hedefine doğru ilerliyor ve o arkadaşımız da bu ısrarlı takibi sonunda indiriyor. Tebrik etmek lazım Freestyler'ı. Evet, kendisi istikbal göklerdedir şeyiniz. Lamara kıllandım yalnız ben War Thunder oynarken beni böyle Türk bayraklı birisi habire vuruyordu. Sen misin acaba arkadaş? Kesinlikle almış yani arkadaş. Kesinlikle. Arkasından arkadaşlar Dota 2'ye geçiyoruz ve şu anda üst taraftakilerin saldırı yaptığını görüyoruz. İç kulelere kadar gelmişler. İzleyeceğimiz oyuncu Batrider ve takım arkadaşlarını kaybediyor. Tek başına kalıyor ve hızlı bir şekilde uzaklaşmaya başlıyor. Bildiğiniz gibi Batrider alevler sala sala objelerin üzerinden uçarak partıda herhangi bir engel tanımayarak i̇şte uzaklaşabiliyor. Şey yaparak kaçmak dedikleri şey bu işte ya, tamam mı? Nothing to be here diye uçuyor füzeyle birlikte arkasında ateşle. Buradan tamam şimdi... Olur. Şimdi buradan rakip oyuncu acayip bilenmiş olsa gerek ki bu adamı kaçırmayalım diye hepsi peşine düşüyor 5-1'den. Sağdan soldan saldırıyorlar zaten o arkasından gelen de onu stunlayan, onu durduran özelliklere sahip. Alanı yolu keserekten mesela şu anda atacak göreceksin. Yani özelliklerinin açılmasını bekliyor bir taraftan. Hem, bir yandan tabii cooldown'a giriyor sürekli yetenekleri. Yalnız adam müthiş kaçıyor abi ya. Adam elindeki tüm imkanları kullanıyor. Yani onun da özellikleri cooldown'a giriyor. Zaten bir tane de eşyası var ki o eşya onu belli bir mesafe uzaklaştırıyor. Onu da kullanıyor, kendi özelliklerini de kullanıyor. Ama rakip takım baya baya peşindeler yani etrafı haritayı sarmışlar. Tüm jungle dolaştı yani adam base'e gidecek diye baksa aşağılara falan iniyor tekrardan. Yani önünü kesiyorlar yalnız işte izin vermiyorlar dönmesine. Bu arada benim merak ettiğim takım arkadaşları neden yardıma gelmiyor? Onlar abi herhalde... bence bu oyalıyor tamam mı? Öbürleri de backdoor yapıyorlar arka tarafta. Adamı çeri domatesi gibi patlattılar haritanın ortasında. Bu tabii ki ranked match olduğu için de daha bir ciddi oynuyor oyuncular. Ama yine de takım arkadaşlarının gelmemesi üzücü olmuş kendi adına. Hemen arkasından yine Battlefield'e geçiyoruz. Bu harita Nosher Kanast'tı yanlışım yoksa değil mi Gökhan? Evet. Az önceki haritanın aynısı zaten. Doldurdu arkadaşımız. Bu evet. Headshot yapılan haritanın aynısı. Kesinlikle. Şimdi burada arkadaşımız ne yapacak? Bütün bir en sevdiğim şeylerden bir tanesi düşman hattının arkasına sızmaktır. Herhalde burada öyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Hele hele bu... Abi şu da benim en uyuz olduğum şeydir. Adamı kovalarsın ya böyle o döner sen dönersin böyle 2-3 tur. Allah'tan burada bıçaklamış almış da. Tek tek herkesi alıyor. Bak C4 peşinden gelenlere falan tuzak atıyor geriye. C4 bırakıyor. Zaten birisi de yere yattı. Bu videonun birinci olmasının en büyük nedenlerinden birisi de hani direkt arkada işte oyuncu arkadaşımız C4'leri falan da çok iyi bir şekilde kullanıyor. Kesinlikle. İşte atağa geçiyor falan kaçarken aynı zamanda arkasına C4 koyuyor patlatıyor. Bu yönden tebrik etmek lazım. Silahında mermi kalmadığı zaman ikinci silahınızı bir şekilde evet, çekip yani kullanması eldeki... aynı zaman üçüncü silah diyebileceğimiz yani C4'lerini de kullanabiliyor olması. Adam elinde ne varsa kullanmış. Allah ne verdiyse yakında şey yardır. El bombası. Şey, Allah ne verdiyse yardırmış yani. Kesinlikle. Şey gibi lan şeyde vardı ya Eray'ın kurtarmakta bir sahne vardı. Atış ediyorlar mermiler bitiyor. Silahları atıyorlar sonra kasklarını atıyorlar. Miğferleri atıyorlar falan. Ne varsa artık. Ölümüne yani ya sen ya o durumları. Herkesi o yüzden kendisi de ekipmanlarını başarılı bir şekilde kurtarmış arkadaşlar ve ölürken bile birini alıyor yani adam bak görüyor. Evet. Bu arada kendini patlattı mı? Yok. Ölürken C4'ü silahla öldürüyor. Kapalıyla almışlar. Ve Ekim ayının ilk haftasında birinci videomuz oluyor arkadaşlar. Eğer daha canavar hareketlerinizin olduğunu düşünüyorsanız videolarınızı bekliyoruz.
Detaylı bilgileri her zamanki gibi videomuzun altında bulabilirsiniz. Herkese iyi oyunlar.